Öyle bir tablo oluşturun. Ürün güncelleme log. Ezbere yapmayın. Primary key yok. Identity yok. Yapmak istediğim şey öncelikle update edilen kaydı almak ve ürün güncelleme log tablosuna eklemek. Update işleminden sonra çalışacak. Create trigger ürün güncelle log.
şurada ilk parametreyi hatalı yazmışım. Product ID olacak. Onu düzeltin. Şimdi bunu product tablosu üzerinde çalışacak bir güncelleme işleminden sonra gerçekleştireceğim. Trigger içerisinde declare'la tanımlamalarımı yaptım. Select ile insert içerisinden dikkat edin i üzerinden tüm değerleri benim değişkenlerime atıyorum. Artık değerleri var. Bu değerlerden sonra da en son olarak ürün güncelleme log tablosuna kayıt ekliyorum. Bu kadar. Şimdi product'ta bir güncelleme yapalım. Az önce yaptığım işlem vardı şu. Bunu değiştirelim. Şu 15'i değiştireyim, yeterli. 15'i 45 yaptım. 4 tane işlem var burada. Bunun sebebi product üzerindeki diğer tip trigger'ların da tetiklenmesi. Normalde iki kayıt olması lazım. İki affected olması lazım. Bakın. Şuradan product'a bakayım. Refresh. Get product'ı disable ettim. Üzerine sağ tıklayın. Product logger'ı da disable. Sadece benim işim olan şu anki yaptığım şey ürün güncelle log trigger'ını disable etmiyorum. Diğerleri önemli değil. Şimdi şunu 65 yapayım. O işlemden sonra. Bakın şimdi 2 adet affected var. İşlem bu şekilde. Bunu kontrol edelim bir. Product ID. Altmış beş oldu. Herhangi bir sorun yok. İkinci affected'a bakacağım. İkinci affected'da ürün güncelleme log içerisindeydi. Bakın. Select yıldız from ürün güncelleme log. 65 yapılmış versiyonu. Buraya logladım. Şimdi de instead of trigger'lara bakalım. Bakın şu kullanıcılar log işlemlerini zaten yapmış olduk. Ürün güncelleme log içerisinde. Buna pek gerek kalmadı. İsterseniz buna da kendiniz evde bir örnek yapabilirsiniz. Bizim yaptığımız işlemin benzeri. Kullanıcılarda örneğin silinen, güncellenen, eklenenleri buraya yazdırabilirsiniz falan. Bir de mesela yeni bir sütun ekleyin buna. İşlem tipi diye. Tamam mı? İşlem tipine de insert mi, update mi, delete işleminde mi bu neyse bu log gerçekleşti onu yapın. Buraya bir kolon daha ekliyorum kullanıcılara. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Is active dedim. Bit olacak. Varsayılan değeri false. Edit tab is active. Birisine 1 verdim.
gördüğümüz kullanıcılar el olmuş. Kullanıcı ID. Yani burası şey değil. Identity olmadığı için değer vermemi istiyor. 2 verdim. Refresh ettiğimde sütunumu görüyorum. Yapmak istediğim şey bunu silme işlemi gerçekleştirildiğinde, delete sorgusu yapıldığı zaman delete değil, kullanıcının aktifliği pasif olsun. Öncelikle ben delay sorgusu yapacağım için buradaki trigger'ı, kullanıcı sil trigger'ı disable ediyorum. Çünkü bu da delay trigger'ı. Tamam. Disable ettik. Yeni bir trigger. Insert trigger'ı yerine demek. Instead of insert. Trigger'ın yerine. Insert işleminin yerine. Pardon. Bunu şey yapacağım. Delete yapmak istiyordum. Delete olacak. Delete sorgusu yerine çalışacak. Cihan olanı sil dedim. İki tane var roles affected dedi. Gördünüz. Bak, Cihan kaydını sil dedim. Bu sonuç geldi. Şimdi kayıtlara bakıyorum. Cihan kaydının da is active'i 0 oldu. Doğruluğunu bir daha test edelim. Hata olmasın. 1 1. Şöyle. Kullanıcı adı Cihan olan şu an işte 1. Artık Cihan 0. Yani bu da örneğin yetkili bir isim makaleyi, hani normal moderatörler var derim web sitesinde. Yetkili birisi makaleyi silmek istedi.
Sen ona yetkiyi verdin. Sorguyu çalıştırabilir, sorun yok. Ama dedin ki makaleyi silme, tam olarak silme yetkisi olmasın. Sadece yayından kaldırabilsin. Bu işlemle çok basit bir yöntemle böyle yapabiliyoruz. O sildiğini zannediyor ama arka tarafta duruyor. Mesela işte Facebook gibi sistemler veriyi kolay kolay bırakmazlar. Gerçek veriyi. Yani siz sildiğinizi zannediyorsunuz. Sadece zannediyorsunuz. İşin gerçeği. Hani emin değilim ama muhtemelen profilinizi sildiğinizde bile onları işte big data için istatistik amaçlı tutuyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani işin mantığı o çünkü. Hani açıkçası pek de umurunda değiliz. Yani o veriyi bırakmaz kolay kolay. Bu tür durumlarda kullanılabilir. Bildiğim kadarıyla MySQL'in extend versiyonu. Extend şey ücretsiz versiyonu. Hayır. MySQL açık kaynaklı bir sistem. Onun üzerine C++'la geliştirme yapabiliyorsun. Kendi veri tabanını, motorunu oluşturuyorsun. Onlar da genelde büyük sistemler böyle tercih ediyor. Büyük kurumsal sistemler, firmalar Oracle falan kullanır. Riski aza indirmek için. Ama Facebook gibi yerler pek ihtiyaç duymaz ona. Zaten NoSQL, işte MySQL ya da PostgreSQL'in açık kaynaklı olmasından dolayı kendi mühendisleri geliştirebiliyor. Oracle ve SQL Server kapalı kaynak bir sistemdir. Size lisanslı olarak verilir. Ücretsiz olsa bile size kaynak kod verilmez ama MySQL, PostgreSQL falan bunlar ücretsiz ve açık kaynaklı geliştirilen motorlar. Ve de çok güçlüler açıkçası. PostgreSQL mesela. İşte dil olarak da Facebook PHP kullanıyor ama normal PHP değil onunki. PHP de malum free bir sistem olduğu için bunlar kendi derleyicileri falan geliştiriyorlar. Hani yazılımcıları C++ yazıyor. Tam makine koduna yakın bir şekilde. Onu PHP'ye çeviren bir ara katman var. Derleyici. Buna da Hiphop PHP adını vermişlerdi işte. Normal geliştiricilere de sunmuşlardı. Hiphop PHP'yi kullanabiliyorsunuz. Yani bu tür işte büyük sistemlerin geliştirdikleri altyapılarını insanlara sunması da çok büyük avantaj. Mesela dünyada en çok kullanılan arayüz frameworklerinden birisi Bootstrap. Duydunuz mu hiç? Bootstrap normal HTML, CSS falan bunlara gerek kalmadan JavaScript kendisi böyle stabil çalışan tertemiz bir sistem geliştirebilmenizi sağlıyor. Çok fazla eliniz ayağınız böyle bir şeye HTML, CSS'e bulaşmadan kalıp halinde oluşturuyorsunuz. Onu dünyada yani yüz binlerce site, belki milyonlarca site kullanıyordur şu an. %30 civarında mı neydi onu kullanan şey, site altyapısı. Onu da Twitter geliştirdi mesela. Twitter kendi arayüzünü Bootstrap'le geliştiriyor. Açık kaynak olarak da yayınlıyor bunu. Alın siz de bunu kullanın diye. İşte büyüklerin öncülük farkı bu oluyor. Bizimkiler